Evet. Market alışveriş yapacağız. Fiyatları bakacağız daha sonra. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bayağı büyük bir yere geldik. Aynen. Domates mesela. Sebzeler. Şu 3.95. 95. Şöyle. Aynen. Şu 7.5. Evet. Salatalık var. Buradan bayağı salat alıyorum. Şöyle girişten başlayalım hemen. Uyaran olursa en azından o zamana kadar çekmiş olalım değil mi? Aynen öyle. Nereye gidelim ilk? Şuradan başlayalım mı solda? Burada şeyleri... Bizim Türkiye'de mesela herkesin merak ettiği şeyden başlayalım bence. Alkol reyonu. Tamam. Fiyatları karşılaştıralım. Tamam. Abur cuburlar en çok merak edilen. Mesela şöyle kuru pasta gibi bir şey. 5.90. Aynen. Evet. Çekil var ya gösterir evet. Yani fiyatları 8 fena değil 7-8 kutu da büyük ya şöyle değil mi? Evet aslında bu hediye olarak alınabilir ne diyorsun? Olabilir bozulmaz da yani hemen bozulmaz. Baksana şuna mesela bir sürü bizim şey sevdiğimiz şey gitti bu. Ama renk olarak da yani lezzet bilemeyiz. Burada olabilir. Şekerleri falan var. Ya da burayı en sona bırakalım merak etsin takipçilerimiz ne aynen, diyorsunuz öyle. Değil mi? Evet aynen. Çikolata kısmı gel. Bunlar hep pahalı olanlar. Baya. 48 lira ne kadar? Yani neredeyse 8 ile çarpacağız. En ucuz 5.27. Bundan sonra. Şunlar var. Şunlar fena değilmiş mesela. 24. Ama mesela bunun yerinde şey daha iyi olur. Arkadaşlara da gösteririz YouTube'da. Kek vardı ya ne? 16'larıydı. Yemek yenen yerde hatırlıyor musun? Büyük kek. Aa, evet, tadına bak. Evet, evet. O daha güzel olur. Bizim markette de var. Yani var değil mi? Evet. Doğru. Pahalıymış ya bunu. Evet. Çikolatalar. Çikolatalar. Aynen. Ha şu var bak. 12'ye. Bu fena değil gene. Trüflü. Evet. Ha bu ona var bak. Aa bu da iyiymiş. Büyük. Hem de Rochen. İyi marka bu. Rochen. Neyse bu dursun bakalım. Aklımızda. Bakayım göstereyim onu. Sanırım burada teknolojik şeyler de var. Colgate de var. Bakalım. Diş fırçaları. Şurada, ve öğrencilerin olmazsa olmazı. Barilla mesela ilk şuradan. Barilla 5.30. Kaç çok çok pahalı. Mikro, 40 küsür yapıyor. Öyle mi? Evet, çok pahalı. Migros'ta şey satıyor bu. 22 mi en son? 21.90 filan da. Ondan sonra bunlar normal makarna 4.40. Pahalı ya. Yerel makarnalar, ha şunlar var 2. Evet. Tamam bunlar iyi. Evet. Bu 18 liraya falan geliyor mesela. Yine de pahalı olsa. Ya da aynı gibi şey aynı değil gibi, mi? Aynı gibi. Ankara var bak mesela. Ankara. Bak. Ankara'nın evet. Makarnası. Ucuz. 2.90. Lezzeti. Bu da Türk. O İtalyanmış. Ankara başka çeşit var. Şöyle. Burada şey maskeleri satılıyor mu ki? Bu hani pandemi için onlara da bakalım. Nunu bence süt alalım mı sana? Bakalım mı? Seviyorsun ya bak. Mesela. Ama pahalı oluyor değil mi? Badem sütü aynı oluyor. 90 lira filan. Aynı değil aynı, ya. Aynı, aynı ama. Aynı, biraz pahalı. Denemek ister misin şöyle bir şey? Mesela bunlar. Oo, 14'e falan da var. Küçüklerden. Şöyle. Neyse bakalım şöyle. Gözümüze çarpıyor. Un var. Ay, dikkat edelim belki burada. Burada birisi patlatmış bir şey. Gel yumurtalar var oraya. Ya da un mu bunlar? Aynen. Bu kaç kilo? 2 kilo 8.95 kaç yapıyor? Yani 64. Çok pahalı. 65. Ama hamur işleri burada şey değil yani. Pahalı değil. O zaman hamur işleri ucuz. Öyle diyelim. Evet. Un pahalı. Ama hamur işleri ucuz. Tuz var. Yok şeker. Şeker mi bu? Evet. Sugar yazıyormuş pardon. Salt. Yok bu da sugar. Ha salt burada. Bak tuz ucuzmuş. Tuz her yerde ucuz. 1.56. Bu neymiş ya? Pink salt. Aa İlman ilk defa gördüm. Pink salt. Öyle bir şey görmüş müydün sen? 7.20 hiç görmedim.
Tıpalı bir daha, çevirmeli de değil. Garip. Bu Nusret'in şey tarzına benziyor. Tık 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 yapacaksın. Bu ne bahane? Nescafe var. Pahalı ya. Ama kaç kilo bu? 20 gram. Yani. Ucuz değil. Çaylar var burada. Bizim çay olur mu ki? Bakalım. Yalnız Spar daha ucuzdu sanki market olarak, değil mi? Evet. Buna. Burada ucuz değilmiş, büyük ama. Bura biraz daha şey gibi, Migros gibi. Azet çay. Bak şurada bir şunu gördüm mesela. Ama bu şey, bunların çayı değil. Azerbaycan, Yahşi kardeşlerimizin çayı. Bizim o önceki çayımız. Ooo, 55 lira. Bunu. Neymiş kahve ya? Ama çok güzel bir paketlemesi var. Evet. Çok şık. Kahve noire. Ütü var bak mesela. Okay. Kahve ütücü var. Onlara da gösterelim. Ütü 59 lira ama Arşia. İlk defa duydum. Ha, blender var. 900 lira falan. Pahalı ya. Ama güzel bir blender. Şey çevirmeli olanlardan değil mi? Yani çok da pahalı değil. Ama ucuz da değil. Aa, şu bak bunlardan gene götürelim. Çok lezzetliydi. Batumi'den almıştık evet ya, değil mi? Ya. Fiyat da çok iyi. Alabilir kocaman. Mi? Şimdilik değil ya. Tamam, alacağımız zaman. Şimdi de alabiliriz. Zaten oyun oynayacağız. Gerçi bir şey söyleyeyim mi? Odada da yenir bu. Kettle var ya. Evet. Ne diyorsun? Olabilir. Burada yemesek götüreceğiz ya. Tamam, bir tane alalım o zaman hadi. Evet. Bir de oyun oynayacağız çünkü. Tavuklu. Tavuklu mu? Aynen. Bak Nuno en üstten almaz, ortadan seçecek. Evet. Şaşırtmadı beni. Bu bir takıntı. Nuno ne yapalım biliyor musun mesela Türkiye'ye giderken? Bak bizim aldığımız buydu. Ha evet. Biz bunu almıştık. Arkadaşlar var ya. Yani hayatımda yediğim en güzel noodle. Çok güzeldi. Gene alırız birkaç çeşit. Burada zeytin. Yağ fiyatları evet. Yok sirke. Yok zeytin bu. Zeytin yok. 20 lira 500 ama bu salata için sen. Ben buradan bir tane zeytinyağı götürmek istiyorum ya. Şöyle ufak da olsa mesela. Şöyle bir şey. Hep sarımsaklıymış gerçi. Çilek var ya onu. Buradan götüreceğim bir tane. Bu da güzelmiş. Ya bu limon. Şey, evet, limon suyu değil mi? Çok tatlı. Fiyat da iyi ya. Ha tabaklar falan var sağda. Buraya mı girelim? Ooo benim bölüm. 8.58. 9 lira Milka var. Bak Milka'nın sosu. Türkiye'de çok yok bunlar. Ben görmedim. Geçek olma değil mi? Çeldi. Sen pek evet bunları şey yapmıyorsun. Tahin var. Tahini yazıyor. Cipsler var. Ya cipsler çok pahalı ya. Ya tabii biz buradan bu parayı kazanmıyoruz sonuçta. Bizim için pahalı. Değil mi? 40 liraya falan denk geliyor şunlar ya. Biz şu hadi neyse gene. Batumi'de bayağı şey. Yani. Bu neyin? Aa, bu hatırladın mı bunu sen? Evet. Neydi bunun adı? Kızılcık bilmiyorum. Diyeceğim bak. Evet kızılcık mıydı bunun adı? Ekşi böyle hatırlıyor musun? Ben almıştım sana. Taze taze pazarda. Kırmızı evet, kırmızı. Evet evet evet. Tamam hatırladım. Bu ne biliyor musun? Bu süt. Süt mü? Condensed milk diye geçiyor evet. Alabiliriz bundan biliyor musun? Pankeklerde dokuyorsun. Tamam, yarın bunlar gidip çok alalım. Çok şey şekerli. Şekerli süt. Şöyle bir şey de güzelmiş ya. Bal. Bu da bal. Yani. Evet. Baksana içine filan şunu. Pahalı ama şöyle fiyatı bu. Şöyle bir şey. Ama bu süt karına bakmanı istedim. Mesela şu arkadaşlar 78-80 liraya filan denk geliyor işte. Pringles. Tamam, yarın alalım onu. Burada bir, Nuno senin bölümün var, fondöten filan. Fiyatları da üstüne yazıyor bak. 24 finish mi? Ha, şuralara bakalım mı? Ha, şey, kedi, köpek maması. Kedi mamasına bakalım. Evde iki tane kedimiz var bizim. Evet. Aynı. 2.20. Tabii. Aynı. Hemen hemen. Ya burası düşününce yani Türkiye'de para kazanıp buraya tatile geliyorsanız yurt dışına göre uygun fiyat.
Ama şey yok yani, değil mi? Daha ucuza gelir Türkiye'den tatilim olayı yok. Yok. Uzun sürede böyle kalıp yok yani. Aynen. Ya tabii neresi tercih edersin derseniz burası daha güzel oluyor yurt dışı sonuçta. Fiyatları göstereyim. Şu güzel bir şey ya. Aa, bu şey meyve şey. 230. Bu da İtalya. Tıraş makineleri var. Şu an hala uyaran olmadı ya çekim için. Bu da iyi. Ne için evi? Evet. 10 dakika oldu bile. O da feyli var. 5-20. Temizlik şeylerine de bakalım. Belki burada yaşamayı düşünen birisi olur değil mi? Aynen. Şöyle olur. Gösterelim sizler için de fiyatları. 5-20. 3 hava ama çok ufak ya. Kendi markaları yok mu bunların? Daha uygundur onlar. Bu dünya geneli var ya. Airbag fiyat. Aha en önemli yerlerden birisi. İnsanların en büyük ihtiyacı olan bir şey bu. O da zeki. Bence Türkiye'den geliyor. Ama kaç tane var bunda? Eczacıbaşı, evet, Türkiye'den geliyor bunlar. Türkiye'den mi? Evet tabii tabii. Tahmin ettiğim gibi. Eczacıbaşı. Düşüneceksin onu. İnsanlar bu arada şey Sarp sınır kapısı yok. Batumi sınırında Sarp oluyor evet, belki. Sarp evet, değil mi? Evet. İnsanlar tuvalet kağıdı ve Türkiye'den gelip alıyorlar yani ve ayçiçek yağı alıyorlar değil evet, mi? Ellerinde beş, böyle 5 5 böyle 3 4 tane. Demek ki daha ucuz Türkiye'de. Şöyle bir yani bunu hemen hemen 8'de çarparsanız anlarsınız. Demek ki alım gücüne göre onların bilemiyorum hani. Yüksek olabilir. Buradaki asgari ücret çok yüksek değil diye biliyorum. Kıyaslarsak. Aa benim bölüm birazcık şey listelerim oldu. Şunları da gösterelim. Burada evet yaşamaya karar veren final olur. Görsünler. Tersi. 12. Kayısı aynı. Burası kadınların değeri biraz daha. Aksi. Aa 5 mi? 5. Çok ama iyi. Ne kadar? Burada 9. Bunu sen bunu kaç almıştın en son? Pahalıydı. Pahalı mıydı? E gene aynı fiyat hemen hemen gerçi. Şu pahalı ama. Yani bu bayağı pahalı. Ne kadar? 80 lira. Biz 50'ye aldık. Liste. Listerin yok mu? Colgate var. Listerin yok. Pahalı değil mi? Çok pahalı ya. Sensodur. Yani biraz abarttım ooo filan ama pahalı. Ha bak tarak. Pahalı mı mesela şunlar? Hı? 15'leri. Ben bilmedim ki Türkiye'deki tarak fiyatlarını. Pahalı. Pahalı mı? Hepsi pahalı. Bunlar da Türkiye'de. Yani 110 lira falan yapıyor şu tarak mesela şu. Evet şampuanlar inanılmaz. Bu ne? Gelin şöyle. Bu da 110 lira falan yapıyor ya. Çokmuş ya. Değil mi? Pahalı. Evet. Şöyle. 18'e falan. Ama bu gelin şöyle böyle görmedim değil mi? Sen yok. Ben de görmedim. Ya bak biz şey filan diyorduk Nuni'lerine. Bir ay böyle gelip buradan ev tutup yaşayalım filan ama yok bir çok büyük bir artış yok. Değil mi? Aynen. 11.55 belki. Nasıl? Fena değil gene yani. Pahalı tabii. Ucuz değil yani. Çok iyi. Bak, şu mesela 22. Çok iyi o biraz. Şundan vardı bende biliyorsun iki tane. Çok iyi de. Türkiye'de de pahalı oldu bunlar ya. Bunlara bir şey oldu. Bir ara ortadan kalkmışlardı ama böyle aşırı reklam oluyor artık. Çok satılıyor demek ki bir yanda. Aa evet şöyle. Reklam değil. Kitaplar. Kola fiyatına bakalım. Şöyle mesela. Kola evet. İnsanların merak ettiği. 2,5 aynen. Birlikte değil mi? Evet. Birlikte.
2,5 TL, 2,5 lari kaç yapıyor? 16, 17, 18 bu civarı. Aynı, o tamam. Şu çok güzel bir içecek, biz bunu almıştık. 2,60 o zaman... Bak bunun limonlusu da varmış mesela, denenebilir. Evet. Bu ne ya? Bakayım. Bunu, şunlar nasıl? Yok ya, hiç hatıra. Hatırası yok ya. Yok mu? Aa bak şu arkadaşlar, önereyim size. Çok satılıyor bunlar. Satılıyor dedim yani, restoranlarda var. Fiyatı bu. Ama böyle ekşi, harika bir şey patatesle falan. Çok lezzetli. Ben bundan alıp Türkiye'ye götürmüştüm. Ketçap fiyatı. Bizim Tukaş da var. Kediler ya. Ha, bunlar Migros'ta satılıyor mesela. Kaliteli. Bu kadar pahalı değil tabi. 120-110 lira değil. Soya sosları var. Fark ettin mi? Şu tarz şeyler çok satılıyor bunlar. Değil mi? Bunlar çok satılıyor. Mayonezmiş. Yani kirilçe, kirilçe gibi bir şey yani. Bunu ama zeytin yani. Şurada bak. Olivkovi yani zeytin demek. Kaçesi o şey, kaliteli demek. Zeytin mi onu bilmiyorum. Salata için olabilir. Mayonezli sos olabilir hani. Zeytinyağlı büyük ihtimal. Turşular en çok sevdiklerimizdir turşu. Bak buradan bir turşu denenebilir ya. Yani. Burada şeyi ama bakmak lazım. Mesela Bulgaristan'da böyle turşu alıyorsun ya, bazılarında hiç tuz olmuyor. Tatlı. Hani turşu dediğin tuzlu olur değil mi? Ağzımın suyu aktı. Şurayı gösterelim mi? Bak. Şu et reyonlu birazcık. Şurada bak hesap. Bunlar domuz sanırım. Evet. Domuzlar. Domuz da ucuz değil. Şu var mesela, bu sucuk gibi bir şey. Bunları çiğ çiğ yiyorlar hele. Meze gibi kesip kesip slice şekilde. Şöyle bak. Lukanka bunların şey ismi. Sınavlarda. Balkanlarda pardon. Bu da bacon. Yumurtaya bakalım. Önemli, evet o. Burada 10 adet 5 kaç yapıyor? 40 lira, 40 lira. Bu da mesela 15 tane bunda 5.90 kaç? 15 miymiş o? Evet. Hmm. Bunlar 15, buna benzeri çünkü sanırım. Yok yok, 10 diyor bak burada. O, o da ne mi? 10. Ha, bu 15 olan 8. 8. 8.40 kaç yapıyor? 60 lira falan. O zaman bu da geçen tabii şey var. Biz Türk, dediğim gibi Türk parası kazandığımız için ona göre düşünüyoruz tabii. Hani biz 8'de çarpıyoruz. 7 küsür ama çevirme komisyon falan derken 8'de çarpıyoruz. Yani Türkiye'den para kazanıp geliyorsan eğer. Balıklar var. Ha, onu da bir çekelim şöyle. Bu çupra. Çupra 28. Somon var. Somon dilim. Aa, Türkçe yazıyor ha. Baksana bir. Pratik diyor, baksana. Evet. Arkadaş bizim Türkler her yerde. 3,5 bunlar tatlı su. Ay. Aa, canlı balıklar. Gördün mü? Taze taze. 2,95'miş tanesi. İlginç. Bence bunu sen telefonu da çek. Hepinci yemek içindir. Aa, bira yapıyorlar burada. Çok garip. Sen onu çek. Hadi. Hello. Is it local beer? Local? Georgian beer? How much for 1 liter? Ha, orada yazıyor fiyatlar. Is it for liter? Kendisi böyle içine dolduruyor bireyi.
fiyatlar. Ama şu Amstel'i almam biraz ha, ya da bardak da oluyor. Çok garip. Mesela alışveriş yaparken bira içebiliyorsun. Değil mi? Evet. Midye içi var. Bu sazan ya, kurtulmuş. Ne pişmiş mi ya? Yok şey, bunlar tütsülenme yöntemi herhalde, öyle bir şey, baksana. Sen de bilirsin onu. Et fiyatları ama bunlar 100 gram diyor. Aa, bu 100 gram, şu 1 kilo mu? Bu nedir ya? Niye garip, ucuz? Ama şey, şey kemikli, 2.45. Bu da bu ucuz. 1.89, 100 gram. Mesela et ucuz geldi şu an. Ama şu 100 gramı tabii, 2.10. Şunda da 1 kilosu. Demek ki fark var yani. Chicken file 100 gram 2.19. Bence şey bahane yani. 20 yapıyor. Oo. Kilosu 20 yapıyor, düşün. Evet. 20 lira. Bayağı iyi. Pahalı ya. Çok. Acaba marketten mi ya? Kıyaslama yapalım değil mi? Bir çekim daha yapalım bence, ufak bir tane marketten. Şu peynirlere bakalım bence. Mezeli. Bak. Dunu, sana bir şey daha önereyim mi? Nasıl şöyle 100 gram 100 gram denemelik. Fiyatlar çok iyi. Bir ondan bir ondan denemelik. Ne diyorsun? Bunun için gelinir bak buraya. Mesela şu kolestava benziyor. Ondan bir alırız. Şu yanındaki farklı bir şey. Ondan bir alırız. Şu ıspanak gibi bir şey. Ondan bir alırız. Güzel değil mi? Cennet ya. Tabii insanın aklına ne geliyor Nur bunları görünce? Hiçbir şey. Nasıl, hepsinden yiyesi gelmiyor mu? Ha, tabii ki de. Burada da hamur işleri. Böyle fiyatları göstereyim. Ya un çok pahalı ama fiyatlar uygun. Aa bak, mesela şu 1.30 almıştım dün ben de. Gerçi daha ufaktı. Aa şu üstmedi mi? Ucuzmuş. Alalım mı bunu ya? Şimdi. Almayalım. Çok büyük değil mi? Çok. Bunlara baktık sen. Yok bakmadım. Yok, ben önceden çekmiştim. Dolaptaydı ya meyvesi. Değil sanki. Mi? Şöyle. Bayağı 22 dakika ettik. Evet ya. Bir de sonra içkide ondan. Ha evet. Gösterdi. Herkesi merak etti. Sonra kapanış. Biz de şunu alıyoruz şu anlık. Abi bunu alacağız. Burayı baya baya büyük bir... Ama pahalı geldi bana diğer marketlere göre. Evet, buradan başlayalım. Burada arkadaşlar, bu Sovyet ülkelerinde, Balkanların çoğunluğunda böyle çok bira satılıyor. 2,5 litre. 2,5 litre 10 euro. Mesela kaç, evet. Kaç 90 TL filan. Türkiye'deki 2 bira parası mesela. Ama 5 bira ediyor bu mesela. 2,5 litre 50'likten. Miller var. 3,99. 3,19. 3,65. Bunların genel birası var. Şu Natakari. Çok satılıyor bu her yerde. Bizim otelde de öyle. Efes daha. Efes, Efes pahalı. Bak koçum, Efes'e bak. Gene şunlar var. Bunlar da büyük. Şöyle göstereyim size. Çünkü fiyatları 3 litreymiş şu bira. Onları. Ama alkol oranı tabii 4. Türkiye'deki gibi değil bunlar. Daha düşük. Şöyle bir şaraplar. Bu pahalı bir şarap mesela. Çok pahalı. Tabii burası şarabı çok popüler bu Gürcistan'ın. Ucuz değil şarapları. Diğer yüksek alkollü içkiler daha uygun. Mesela bu bunların Georgian, yani Gürcistan brandisi. Güzel bir hediye olur mesela bu. Su falan da güzel. Vodkalar var. Şöyle göstereyim. Vodka 1 litre 49. Abim şu. Çaça var bunların kendi. Bu da tekila gibi bir şey yani. İğrenç bir şey. Çok sert. Şöyle. 10 nariye var şarap.
Martini var. Pahalı ya. Beluga. Oo. Rusların. Vodka bu da. Şu Polonya'nın mükemmel bir şeydir bu da. Belvedere. Öyle bakalım başka. Bu nedir ya bunu? Şaraba bak. Kaç litre bu? Bunu çek bence fotoğrafını. 5 litre şarap plastikte. Boğam rakı gibi. Şampanyalar. Şöyle hepsini çekmeye çalışıyorum sizin için. Viskilere bakalım. Viskiler. Mesela Red Label ortalama bir şeye bakalım. Bu fiyat. Çok pahalı. Ya Türk, ya şu viski Türkiye'den pahalı. Bunlar Türkiye'den pahalı ya. Net. Evet. Aa daha da ucuz bak. 10 lira bunu. Bayağı da büyük. Bak bu alınır burada. Ama yok bu garip ya. Sen bir baksana bu. Telefondan şey yapamadım. Kat kat bir şey sanki bir ekstra. Bir de Pascal yaklaştığı için böyle şeyler çok satılıyor. Kapak gibi aynı ama. Aynı mı? Bu da alınabilir. Fiyatı bu. Değil mi? Güzel bir hediye olur bundan. Tuhane'ye alacağımız şeylerden. Sucuk. Daha pahalı, daha pahalı. Turistik yerde bile tam üçlü sanırım. Bak karşıya bakalım. Senin tarzın meyveler var. Çerez fiyatları şöyle hızlıcana göstereyim. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bence Gürcistan'daki en iyi fiyat videosu oldu bu market olarak. 27 dakika. Bence pahalı sana. Baksana. Ciddi olamazsın. 65. Bu da blueberry zaten yapıyor. Hayır. Kilosu 65 bunu. Ha kilosu mu? Bu 9. Ha 9. Gene pahalı. Evet. Biz karışık alıyoruz bunu. Mesela bu şu salatalık böyle patlayacak neyse. 6 lira. Marul var. 2.85. 150 grammış. İyi. Ama aynen. Onu sevmiyor böyle tam. Bak şu pahalı geldi mesela. One piece'miş ama. Çok ilk defa bu kadar büyük ananas gördüm. Bu ne ya? Bozulmuş biri. Bu nedir? Çok büyük. Ha tatlı patates mi bu? Evet. Şu sweet potato. 9. Wow çok pahalı. 80. Türkiye'de 40. Yeşil. Küçükken bunları çok severdim. Hamburger şeklinde şekerler. Evet arkadaşlar o zaman. Şöyle Red Bull'da göstereyim madem şuradan. 4 tane ufak Red Bull'lar. Tamam o zaman kapanış yapabiliriz. Şöyle bir mağaza burası. Nunucuğum sen de kapanış olayı. Şurayı da mı gösterelim? Easter içine. Bak şunlar da güzelmiş. 9'a. Nasıl? Şöyle bir şey. 9 lariye değil mi? 16 pahalıymış orada. Aynen. Evet arkadaşlar. Kabaca gösterebileceklerimizi göstermiş olduk. Fiyatların kaç çapsından? Yani 7.80, 7.75 filan ama komisyonda o kesintisi filan evet. 8. Garanti olsun. Fiyatlar o şekilde. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kapat.